Her gün pek çok şirkete yatırım geliyor. Amerikalı şirketler çoğunlukla, internet şirketleri, teknoloji şirketleri, bunlara büyük yatırım kurumları, şirketleri milyonlarca dolar, bunlarca bazen yüzlerce milyon dolar yatırım yapıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Bu yatırım haberlerini bir bot aracılığıyla otomatik olarak buluyoruz ve bot aynı zamanda o yatırımı alan şirketin kurucusunun ismini buluyor. O ismi internette araştırıyor. O isim adına açılmış bir site var mı? İsim soyad.com şeklinde bir internet adresi alınmış mı? Alınmamışsa bot bunu alıyor. Neden? Kötü niyetle mi? Hayır. Tam tersi. Kötü niyetle bunu alacak olanların önüne geçmek. Çünkü çok örneğini görüyorum ben. Özellikle şu anda bot çalışırken her gün yüzlerce ismi tarıyor bot. Ve bunlardan 80-85'i alınmış oluyor. %80-85'i bu kötü niyetli insanlar tarafından alınmış oluyor. Bu ne demek? Bu şirketin kasasına onlarca milyon dolar girdi. Dolayısıyla o şirketin sahibinin para sorunu yok. Ve kişisel markasını da korumak istiyorsa bu isimsoyad.com şeklindeki internet adresini biz alırız ve ona istediğimiz fiyata satarız. On binlerce dolara. Veya tehdit. Bunun aleyhinde bir yasa var Amerika'da. Ama bazı insanlar bu yasaları takmıyor olabilir veya Amerika'da olmayabilirler. O yüzden her gün görüyorum bot araştırırken bu adres zaten alınmış. Bakıyorum gidip 5 bin dolar, 10 bin dolar, 50 bin dolar istedikleri fiyatı koyuyorlar. Nasıl olsa zengin alacaktır diye. İşte bizim yapacağımız şey bot bunları bizim adımıza alıyor. 100 dolara listeliyoruz bunları ve siz 100 dolara alacağınız bu domaini diyelim ki 600 dolara bu kişiye bizim yazacağımız bir mektupla şu şekilde sunabilirsiniz. Biz diyoruz ki her gün örneklerini görüyoruz. Kötü niyetli insanların eline geçince bu domainlerin fiyatı on binlerce dolara çıkıyor. Sizin kişisel markanızın korumaya korunmayı hak ettiğini düşünüyoruz. Ve özellikle şirketinize aldığınız yatırım haberinden sonra kötü niyetli insanlar kapmadan biz domaini aldık. Size devretmek istiyoruz. Cüzi bir bedel karşılığında bunu kişisel markanızın korunması hizmeti olarak görün. Ve bir de kişisel markanın korunmasıyla ilgili bir e-kitap yazdık. İsterseniz onu da hediye edebiliriz. Hatta isterseniz size bir sitede yapabiliriz diyoruz. Bunları hiç şu anda düşünmeyin. Bunlar kolay kısmı. Yeter ki karşı taraf ilgilensin. Karşı taraf kötü niyetli olmadığınıza kanaat getirirse evet ben şu anda şirketime milyonlarca dolar yatırım aldım. Kendim de kişisel servetim anlamında zenginim. Dolayısıyla benim kişisel markam değerli. isimsoyad.com şeklindeki domaine birkaç yüz doları kolaylıkla verebilirim derse unutmayın. Kasasında Onlarca milyon dolar olan kişi için bu birkaç yüz dolar, birkaç yüz lira, Amerikan doları kazanıyorsa ve şirketinde öyle bir para mevcutsa zaten dediğim gibi kendinizi onun yerine koyun, isminizi birisi korumaktan bahsediyor. 600, 700 lira verir misiniz? Veririm derseniz bu iş size göre olabilir ama arkadaşlar kesinlikle o leştirdiğimiz ve tehdit amaçlı bu işi kullanma riski olan insanların pozisyonuna düşmeyeceğiz. Dolayısıyla bin doların üstünde para kazanmayı Umuyorsanız bu iş size göre değil. Bu iş adresi aldım, üzerime geçirdim ve birkaç hafta, birkaç gün artık diyaloğun gelişmesine göre bu kadar kısa süre içinde birkaç yüz dolar kar etmek istiyorum. 600 dolar, 700 dolar her neyse. Bu sizin için uygunsa, yeterliyse bununla tatmin olabileceksiniz. bu iş sizin için uygun. Profilimdeki linkten kayıt olabilirsiniz. Arada bir beşerli gruplar halinde yayınlıyoruz bu domainleri ve hemen gidiyor. Kayıt olduğunuzda bir domain aldığınızda bilinçaltı eğitimine de erişeceksiniz ve o zaman işte işlerin nasıl farklı olduğunu size göstereceğim. Domain'in satılmış olduğu duygusundan hareket ettiğinizde korku, endişe, yokluk değil. Ben zaten bu insana yardımcı oluyorum ve parayı seve seve bana veriyor. Bu halinde hareket ettiğinizde çok şey değişiyor. Bunu denemeye değer denediğinizde göreceksiniz. Önümüzdeki günlerde bu konuda ilk satışlarını yapan insanlarla röportajlar da başlayacak. Çünkü ilk mail bugüne itibariyle atıldı ve karşı taraf okudu maili. Şu anda heyecanlı bir bekleyiş. Hakim işin nasıl yapılacağını, atacağınız mailde neler yazılacağını, sonra domain transferi nasıl yapılır? Bunların hepsi eğitimde var. Size düşen bir tane domain seçmek ama çabuk gidiyor. Yayınlandıktan sonra genelde 12 saat içinde hepsi satılıyor. O yüzden acele edin. Görürseniz profilimdeki linkten 5 tane domainden birini uygunsa bütçeniz almanızı öneririm. Size adım adım bütün aşamalarında rastan yardımcı olacak. Evet şimdilik bu kadar. Amacımız dediğim gibi YouTube otomasyonu daha çok getirisi olabilecek, daha uzun vadeli, daha yüksek kazançları sağlayabilecek bir servise geçiş yapmanızı sağlamak şu anda 100 doları olan herkesin kolayca yapabileceği bir iş. Tıklayın, içeride sizi bekliyorum. Yardımcı olmak için görüşmek üzere.